Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 5 Temmuz'da meydana gelen Oğlak burcundaki dolunay ve ay tutulmasının etkileriyle yeni haftaya başlıyoruz. Evet, bu haftada tabii ki dolunay etkileri gündemimizde olacak. Dolunayla ilgili ayrıntılı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Bir anda böyle gelecekle ilgili hedefleriniz, planlarınız, eğitim konuları, hukuksal konular, belki seyahat planları ay tutulmasıyla beraber aktifleşebilir hayatınızda. Akrabalar, yakınlarınızdaki kişiler, uzaklarda yaşayan yakınlarınız, onlarla ilgili de daha fazla haber trafiğinin artabileceği, bazı gidip gelmelerin öne çıkabileceği, seyahatlerin güçlenebileceği bir döneme girdiniz. Tüm bunlar olurken belki eğitiminizle ilgili bazı önemli kararlar vereceksiniz sevgili boğalar. Bu hafta başında ay artık kova burcuna geçiş yapacak. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren çarşamba gecesine kadar ay kovadan geçerken, çalışıyorsanız iş hayatınız, kariyeriniz, çalışmıyorsanız eviniz, yuvanız, aileyle ilgili konularda daha görev odaklı olursunuz. Daha sorumlulukları biraz daha önemseyebilirsiniz. Bir yandan da hani ortamlarda dikkat çekmeniz, biraz hani liderlik yapmanız mümkün. Geleceğinize ilgili konulara, planlarınıza, hedeflerinize odaklanabilirsiniz ay kovadan geçerken. Perşembe ve cuma günleri ay balık burcunda olacak. Bu iki günse daha duygusalız. Hani eğlenmek istiyoruz, biraz böyle sevdiğimiz kişiler, işte arkadaşlarımız ya da romantik konular, çocuklarımız. Bu iki gün ön plana geçebilir. Yaratıcı enerjiler var gökyüzünde. Rahatlıkla mesleki alanlarda veya özel hayatımızdaki hobilerde bu yaratıcı enerjilerimizi, duygusal enerjilerimizi rahatlıkla perşembe ve cuma günleri hayata geçirebiliriz, kullanabiliriz. Bu hafta ortasında Koç burcundaki Mars'ın Yengeç burcunda gerileyen Merkür'le dik açısı var. Ona biraz dikkat edelim bu hafta genelinde. 7, 8, 9 Temmuz gibi Merkür-Mars kareleri hem iletişim sorunları yaratabilir hem de günlük hayatımızda böyle kazalara, sakarlıklara yol açabilir. Özellikle trafikte dikkat edin. Hani siz olmasanız da yakınlarınızdaki kişiler, kardeşlerle ilgili konular, belki komşularla ilgili böyle ufak tefek anlaşmazlıklar, kazalar, sakarlıklar söz konusu olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Telefonumuza dikkat edelim, kullandığımız bilgisayarımıza dikkat edelim, elektrikli araç gereçlerimize, özellikle evde kullandıklarımıza dikkat edelim. Evet, hafta sonu Ay Koç burcunda. Bu hafta sonu biraz içe dönük enerjiler var. Dinlenmek isteyeceğiz. Biraz yorgun olabiliriz. Kısa bir tatil, bir mola olabilir. Mars da Koç burcunda. Zaman zaman sağlık konuları aktifleşecek şu dönemde. Özellikle belki cumartesi, pazar bu kendisini hissettirebilir. Kronik ağrılar, bazen böyle baş ağrıları, migren ağrıları ya da psikolojik olarak biraz hani bilinçaltımızdaki konuların, duyguların, düşüncelerin üzerimizdeki etkisi artabilir. Bunları yönetmek gerekiyor. Sağlığınızla ilgili konularda ihmalkar olmamak gerekiyor. Çok yoruluyorsanız günlük hayatınızda biraz kendinize izin verin ve hafta sonu dinlenmeye çalışın sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.